Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birkaç yıldan fazla beni takip edenler bilir ki bu mekan Antalya kepezden bir mekan. Ay hocam duvardan bile tanıyorlar mı? Yok e, geldiğimiz evden tanıyorlar. Antalya kepezden herkese selamlar olsun arkadaşlar kazasız biraz çok şükür geldik buraya buradaki dostlarla da e, görüşü böyle gideriz inşallah. Bakalım e, kimler şey yapacak. Biraz da dağınık gibi sanki şarj aleti marj Aleti bir şeyler. Değişik kablolar, mablolar. Neyse ev hali. Normal bunlar. Böyle şeylere takılmamak lazım. Fenerbahçe'den İtalya'yı çıkarması. Yeni sezona güçlü bir kadro kurmak istiyor. Transfer odaklandı Fenerbahçe. Ki eminim bir da transferleri çok çok merak ediyorsunuzdur. Sevgili arkadaşlar. izlenmeler, beğeniler ne kadar yüksek olursa transferleri açıklama şeklim o kadar net, basit, kolay anlaşılır olur. O yüzden kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Videolara beğeni, yorum atmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe İtalya çıkarması yaptı. Monteya'nın tavsiyesiyle. Şimdi Adana Demirspor'dan Monteya'ya ayrıldı. Fenerbahçe görüştü. İstediği kadar insanlar inkar etsinler. Görüştü. Monteya Fenerbahçe'nin sunduğu şartlara e, uygun bir profilde insandı. Ama Fenerbahçe'de son düzlükte yabancı olmasın, Türk olsun Karar verildi. Şimdi bir tanesi Montella'nın önerisiyle Ricardo Orsolini. Yani bu transferi Fenerbahçe öncelik verdi. Kapıyı 14 milyon eurodan açtı Bologna. Fenerbahçe 8 milyon euro dese de 14'ten açtılar. Şimdi futbolcular ikna edildi diyor. Bologna forması 11 gol 4 asist üreten İtalyan futbolcuyu yıllık 2 milyon euroya ikna etti. Pazarlıklar sürdü. Ama kulübüyle tam anlaşamadım. İkinci aday ise Rodrigo Becao. Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan bir isim Becao. Almaya çok çalıştığımız bir isim Becao. Ama e, yani e, bir türlü olmayan bir isim. Biz servis teklif ediyoruz. Kulübü daha fazlasını istiyor. Biz veriyoruz onlar daha çoğunu istiyor. Yani ortada bir sıkıntı var ama bir türlü çözülemiyor. Peki hocam sen... Bekao ya da Orsolini'nin alınacağını düşünüyor musun? Onlar da Rossi'yi istiyor. Bologna. Biz Rossi artı bir miktar paraya bence bu işi halledebiliriz. Takım hani taraftarlarımızdan kime sorsam aynı şeyi söylüyor. Hocam çağ atlarız diyor. Bekao için 6 milyon euro önerildi diyor. 27 yaşındaki Brezilyalı Stoper'e. Transfer bitmek üzere falan filan diyor ama ben Bekao transferinde işin iptal kısmında olduğunu söyleyebilirim. Yani bu transfer iptal olacak gibi bir durum var. Şimdi ben sosyal medyayı çok takip eden bir isim, ismim. Yani sadece Fenerbahçe değil Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un da transfer duyumlarını merakla bekleyen, merakla takip eden bir isim. Çünkü bizi de etkiliyor. Mesela son birkaç haftadır Galatasaray'a sürekli Ahmet yazıyorlar, Mehmet yazıyorlar. Uydurup uydurup saçma sapan isimleri yazıyorlar. En son Erden Timur hepsini yalanlamış. Yani hepsi yalan demiş. Çıtayı o kadar yükselttiler ki zannedersiniz yani 50 milyon euroya sağ kanat işte 100 milyon euroya forvet 200 milyon euroya stoper alacaklar gibi. Ama gel gör ki şu an sanırım transferi harcayabilecekleri bütçe 16 milyon euro. Yani 16 milyon euroluk şey bon servis vereceksen bunun içinde. Yıllık ücret vereceksen bunun içinde. Gerçek altı sayıya göre ne var? Yıllık ücretini 750 TL'ye gösterir. Arka planında işletir. Herkes Fenerbahçe mi? O yüzden ona çok takılmamak lazım. Bunu söyleyince de siz de Ertuğrul'la şunu şu kadar paraya sattıydınız diyor. Bir bakın bakalım biz kimi satmışız o paraya. O çocuk akıbeti ne olmuş. Neyse uzun lafın kısası Orsolini için görüşmeler sürüyor. Bekavi, ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Fenerbahçe'den Coutinho sürprizi. Şimdi tek kullar değil 3 kullardan mücadele edecek yine Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe öyle transferleri yapmak zorunda ki taraftarının öfkesini dindirsin şampiyonlukta adayım desin, e, ses getirsin ve bir şeyleri başarsın. Şimdi Galatasaray'a şampiyonluğu kaptırdın. Yani, yani Türkiye Kupası finalinde çok e, baskın bir oyun oynadık ama velev ki onu da kaptırsan al başına belayı. Gide gide şu ana kadar sadece Ryan Kent aldın. Edin Ceko ile adın anılıyor. Ama işte Fenerbahçe'nin bir diğer transfer hedefi Filip Coutinho. Filip Coutinho arkadaşlar. Bildiğimiz o Filip Coutinho aynen. Şimdi geçen sezon yaz transfer döneminde Barcelona'dan Aston Villa'ya transfer oldu. Sakatlık yaşamamasına rağmen istediği kadar süre alamadı ve kulübünde de memnun değil. Şimdi birçok kulüp futbolcuya teklifte bulunuyor. Hepiniz şunu söyleyeceksiniz. Eminim hocam eski Coutinho değil. Farkındayım. Eski Coutinho olsa zaten bize koklatmazlar orası da ayrı bir mesele. 12 Haziran 92 doğumlu 31 yaşındaki futbolcudan bahsediyoruz. 1.72 boyunda sol kanat. Hani sol kanat sağ kanat 10 numara oynayabilen Portekiz asıllı Brezilyalı ya da Brezilya asıllı Portekizli oyuncu. 918 dakika süre almış. Sadece bir golü var 22 maçta. Şimdi kiralama teklifinde bulundu. Görüşmeler olumlu ilerliyor. 22 maçta 918 dakika çok gönlü bir oyuncu. Yani ana mevkisi sol kanat olan futbolcu 10 numara ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Normal şartlarda bu transferi yalanlardım. Sebebi de şu. Fenerbahçe kiralık futbolcu istemiyor. Yani alıyorsan bonservisiyle alayım, benim olsun futbolcu diyor. Ama gelin görün ki piyasa o kadar allak bullak ki eee futbolcuyu bonservisiyle alacak yeteneğin yok. Futbolcuya bonservis verecek paran yok. O yüzden de kiralama çok cazip. Hani atıyorum Hakim Ziyeki sağ kanada al. Coutinho'yu sol kanada al. Hani forvet için uyduruyorum kafadan. Hani çok iyi bir forveti kirala. İşte stoper kirala şunu kirala. Bu sefer de satış gelir elde demiyorsun, Sadece yıllık ücret veriyorsun. Hani hanende şampiyonluk. Bir de futbolcunun bağı, bağı hani kulübe olan bağı düşük oluyor. Bunu da iyi dengelemek lazım. Bana Coutinho ile ilgili gelen bir bilgi yok. Ama muhtemelen Fenerbahçe'ye önerilmiştir. Kimle ilgili bilgi var hocam? Morelos'la ilgili. Fenerbahçe'den Alfredo Morelos iddiası. Hani İskoç basını Fenerbahçe'nin içinde olduğu 5 kulübün Rangers'tan ayrılan Alfredo Morelos'u istediğini yazmış arkadaşlar. Doğru. Yani isteme demeyelim de şartlarını sorduk. Doğru şimdi yalana gerek yok. Sorduk. Ee, şartlarını. Şimdi şampiyonluk, iddialı kadro, çalışmalar, Glasgow Rangers, Ryan Kent haliyle daha da transfer yapman lazım. Şimdi mali olarak Fenerbahçe'nin Morelos'a teklifi çok iyi. Diğerlerine göre iyi yani çok iyi bence. Ancak bu sezon 45 maçta 12 gol 7 asist kaydetmiş. Futbolcu için herkes şunu söylüyor. Orada yaptı ama burada yapabilir mi? İşte bizim kafamızı en çok karıştıran mesele burası. Yani orada yaptı burada yapabilir mi? Arkadaşlar bakın. Buradan sonrasında şunu söyleyeyim. Buradan sonrasında şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Orada yaptı burada yapabilir mi demesi şart kabul. Ama Fenerbahçe'nin artık şunu söylemesi lazım. Bu bana gider mi? Hani mesela ben arkadaşlarımdan çok sevdiğim arkadaşlarımdan işte bir şey satın alacak oluyorum. Mes mesela ne pantolon diyelim. Kaç lira bu pantolon diyorum İşte 100 lira 100, 200 lira falan filan. Bana gider mi diyorum. Bana gider mi? Arkadaş da diyor ki yok sana gitmez. Sen şuna bak diyor. Ya da diyor ki sana gitmez. Sen alma bunu boş ver. Başka bir şeye bak. Ya da diyor ki sana da gider. Merak etme gider. Ben kefilim diyor. Yani bu şu demek. Aramızdaki dostluk bağına güvenerek soruyorum. Hani 200 lira vereceğim ama değer mi? Değer mi? Hani değmeyecekse dandik bir şeyse hiç bana şey yapma. Yok değecek hani verdiğim paraya değecek bir şey varsa bana onu göster. Değmeyecekse aramızı soğutma diye. Şimdi Fenerbahçe'nin de her transferde bunu söylemesi lazım. Bize gider mi? Hocam iyi de Galatasaray'ı çekiyor, Beşiktaş çekiyor, Fenerbahçe niye çekemiyor? Ah bu sorunuzun cevabını ben bir canıtlayabilsem. Sizlerden daha mutlu olacağım. Niye sizlerden daha mutlu olacağım? Ya arkadaş bu sorunun cevabını bana da vermiyorlar. Ben de bulamıyorum. Şimdi bak. Ben Başkan Vekili Erol Bilecik. Kulübün mali durumuyla ilgili açıklamalar yaptım. Mali kongrede dinlemişsinizdir. Şimdi ben o açıklamalardan kesit kesit bir şeyler söyleyeceğim. Diyor ki 612 milyon euro borç devraldık. Bu rakam 386 milyon euroya. 9 milyar 997 milyon 766 bin 553 TL düşürmüş olduk diyor. Kur 3,5 katı artmışken bunu yaptık. Şimdi her şeyi dolar euro üzerinden yanıtlarsa mesela e, bir öğretmen maaşını adamlar şey diyor işte 2000 yılında öğretmen maaşı şu kadar dolardı. 2010 yılında şu kadar dolardı. 2020'de şu kadar dolardı. Şimdi şu kadar dolar diyor. Tabii bir kıyaslama birimidir. İşte çeyrek altında kıyaslıyorlar. İşte şu kadar çeyrek altın alabiliyordun şu kadar diye. Fenerbahçe yönetimi de Hani geldiğimizde şu kadar milyon euro borç vardı şu kadara düşürdük diyor ama euro üzerinden söylüyor TL üzerinden değil. Ali Koç gibi bir başkanımız olmasaydı maalesef yol kat edemezdik diyor. Ben sanmıyorum. Cömertçe tam destek oldu. Bu konudan bahsetmekten kendisi haz almıyor. Bir anlamda korsan gibi konuşuyorum. Bu yüzden konuyu noktalıyorum. İsteyen bu cömertlikten bakabilir, bu cömertliklere bakabilir diyor. Ben artık inanmıyorum onu söyleyeyim. Şimdi denetim kurulu üyesi Mehmet Vodina. Bakın bu kısım önemli. 31 Aralık 2022 itibariyle Fenerbahçe kulübünün borcunun 7 milyar 686 milyon TL olduğunu ifade etti. Şimdi şunu söyleyeyim. Artık borç düşecek. Artık. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Trabzonspor'un hepsinin borcu artık düşecek. Niye? %50 gelirin %50'sinin borcu ödenme zorunluluğu olduğu için. Anladınız mı? Şimdi kısa vadeli yükümlülükler 3 milyar 407 milyon TL bildiğim kadarıyla bir yıl içinde ödenmesi gereken. Muhtemelen bir yıl içinde ödenmesi gerekenden kastettiğim 31 Aralık'tan 31 Aralık'adır. Yani 2023 yılı içerisinde ödenmesi gerekendir. Bu borç. Uzun vadeli 4 milyar 279 milyon TL. Bu da bir yıldan fazla. Yani Fenerbahçe bu sene 3 milyar 407 milyon TL'yi ödesen e ee, geri kalan 4 milyar 279 milyon TL yıllara bölünecek ki Fenerbahçe zaten eğer böyle bir imkan olsa süper. Naklen yayın gelirleri 2021'de naklen yayın gelirinden 212 milyon TL, 2022'de 208 milyon TL almış Fenerbahçe. Yani ikinci olduğu sezon daha düşük almış. İnanabiliyor musunuz? 2021 yılında 169 milyon TL vergi vermiş, 2022'de 340 milyon TL vergi vermiş Fenerbahçe. Yani iki katını vermiş. Diğer kulüpleri bilmiyorum verdiler vermediler. Spor okullarına ilgili Galatasaray'ın 135 Beşiktaş'ın 142, Fenerbahçe'nin 205 spor okulu var diyor. Bakın gelir kalemlerini düşünün yani. Ben saydığım zaman kızıyorsunuz. Veneryum gelirleri. Bakın burası çok hassas bir yer. Veneryum 2021 yılında 217 milyon TL cirosunu 2022 yılında 462'ye çıkarttı. Bu ciro arkadaşlar yani bu kadarlık satış yapmış. Kar zarar hiç hesaplanmadan. TÜPRAŞ'tan sponsorluk karşılığında geçen yıl 53 milyon TL, bu yılda 82 milyon TL elde edildi. 82 milyon TL 20'den hesaplasak yaklaşık 4 milyon euro. Sadece kola yani kolda TÜPRAŞ yazacaktı yazacak diye yani şurada nesine yazıyor? Bunun yerine TÜPRAŞ yazacak diye 4 milyon euro veriyorsa çok iyi bir para veriyordur. Haksızlık edemem. Ama bilmiyorum. Amatör branşlarda sporcular, teknik heyetler, teknik sorunlar bu sponsorlukla maaşlarını günü gününe almışlardır. Yani uzun lafın kısası oradan gelen para Fenerbahçe'ye değil de amatör branştaki çalışanlara gidiyormuş. Yelkende de doğuş grubuna şükranlarını paylaşıyormuş. Diğer kulüpler gibi yapmadık. Vergi ödemelerine ilgili diyor ki vergi borcumuzun hepsini ödedik. Diğer bazı kulüpler gibi vergi borcumuz için devletimizle pazarlık yapmayız. Olan vergimizi hakkıyla öderiz. Sporcularımıza, teknik personelimize borcumuz yoktur. 2022 yılında oyuncu satışından kasamıza 25 milyon euro girdi. Şimdi şu kısım çok hassas. Devletimize sesleniyoruz. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya değinen Bilecik. Bankalar Birliği'ne 576 milyon TL ödeyeceğiz. Devletimize ve yetkililerimize sesleniyoruz. Bu sürdürülebilir tablo değil. Hem bizim için hem de diğer kulüpler için diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben buradaki salaklığı anlatayım size. Yani bir tuhaflık var. 576 milyon TL Bankalar Birliği'ne bu yıl ödeyeceksin. 2022'de Fenerium'un cirosu 462. Yani ele geçen para. Not bu formalar hariç. Ben formalar hariç diyebiliyorum. Çünkü 200 yani 300 bin adet forma satıldı. Yani ilk çıktığında 600-700'dü. Hadi ben 600'den hesaplayayım. Aşağı yukarı 600 TL dediniz 600 TL çarpı 300 bin TL. Zaten zaten 180 milyon TL satış formadan olmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Fener, Feneryum'dan tişörtler bilmem okey takımına kadar hepsi var. Ben buna inanmıyorum bu rakama. 2022'de 462'nin formadan hariç olduğunu düşünüyorum. Formayı da ekleyelim. 640 yapıyor zaten. Hani 180'de burada 640 yapıyor. Fenerbahçe bankalar bile ödeyeceği parayı Feneryum'dan gelen sıcak parayla ödeyebilir. Feneryum giderleri işte personel maaşlarını falan da onu da bir şekilde AŞ bünyesinden karşılayabilir. Bu bir. İkincisi ya Fenerbahçe'nin gelir kalemi sadece Fenerium değil. Yayın geliri, sponsorlar, Fenerbahçe YouTube katıl, cart var, jurt var falan filan. Bu kadar gelir havuzunun içinde Fenerbahçe'nin borç batağında kıvranması beni şaşırtıyor. Onu da söyleyeyim. Acaba transfer yapmamak için bu bahanem öne sürülüyor. Öte yandan Galatasaray. 15 milyon euro verip sana yolu alıyorlar. Alabilecek durumdalar mı? Bence değiller. Niye değiller? Türk takımlarının tamamı borca batık durumda. Borca batık durumda. Sürdürülebilir tablo değil, sürdürülebilir tablo değil. Ben de şunu anlamıyorum. Niye hep bizim sesimiz çıkıyor? Niye biz bayrak tutuyoruz? Git Galatasaray söylesin sürdürülebilir tablo değil diye. Gitsin onlar kötü olsun bankalarla. Hep öne bizimkileri atıyorlar. Bizimkileri de çok ıı, sazan bir şekilde atlıyorlar. Devlette biz kötü oluyoruz. Sonra açıklamaları diyorlar ki Galatasaray'a teşekkürler. Hiç siyasete girmediler. Siyasetin dibine girdiler. Peki hocam sen bu videodan bize ne anlatmak istiyorsun? Ben bu videodan size şunu anlatmak istiyorum. Doğru yapılanmayla Coutinho'yu da alabilirsin. Bekao'yu da alabilirsin. Orsolini'yi de alabilirsin. Alfredo Morelos'u da alabilirsin. Kent'i zaten almışsın. Edin Ceko'yu da alabilirsin. Yani bunları yaparsan sıradaki 5 kapın bunlar olur. Hocam Ceko forvet. Alfredo Morelos da forvet. E bunları yaparsan şekerim. Bak bunları yaparsan sen Batshuayi'yi yüksek bedelle satabilirsin. Satabilirsin. Eğer aklını başına alırsan, Joao Pedro'yu satabilirsin. Düşünsene bak. at ayı 12'ye, Pedro'yu da 7'ye sattığını düşün. Hocam imkansız. Şöyle böyle yap. Sattığını düşün. 19 milyon euro. Ben size sayayım şekerim. Coutinho'yu sadece kiralı, satın alma opsiyonunda koydurma. Becao'yu 6'ya al. Orsolini'yi, Rossi artı 4'e al. 10 milyon euro gitti bak. Morales bedava, Edin Dzeko bedava. 10 milyon euro gitti. 2 tane forvetini 19'a sattın. 9 milyon euro da elinde para var. Hadi buyur ne yapıyorsan yap. İşte Fenerbahçe'de ben buna kızıyorum en çok. Yani sıradaki kaplar bunlar olabilir. Fırtına estirebilirsin, yapabilirsin ama yapmıyorsun. Sebebi ne? Ali Koç. Yani Ali Koç isterse ben size söyleyeyim. Ali Koç isterse bunların hepsi Fenerbahçe'de. İsterse bunlar sırayla Fenerbahçe'de. Ali Koç istemezse ona bir şey diyemem. Hocam kutun yok sol kanat. Evet. İşte ee... Orsolini sağ kanat. Işte, kent zaten bizde. Ceko, Morelos, Forvet, Pekao, Stopper. Hocam beşini birden alır mı? Peki beşini birden alsa Fenerbahçe kabuk değiştirir mi? Çok değişik bir çehreye bürünür mü? Bürünür. O zaman alabilir. Ben şunu söylüyorum. Ali Koç senin son senen. Belki de onlarca yıl arkandan küfür yiyeceksin. Ya da onlarca yıl arkandan küfür yemek yerine Diyecekler ki lan son senesinde çok iyiydi. Ya da diyecekler ki bak Ali Koç'un, ee, hani Ali Koç'un dönme zamanı buraya diyecekler. Ali Koç'un her şeyi burada çevirir diyecekler. Sana bağlı Ali Koç. İnşallah Fenerbahçeyi ve Fenerbahçe menfaatlerini düşünüp bu yola doğru girersin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.